Şimdi şöyle göstereyim. Sonucu aldım. 69 yazıyor. Bu 69'un üzeri olduğu zaman herhalde 90 mı dedi. O zaman dedi evet dedi, hani farklı bir yönde ilerleriz ama şu an bir şey gözükmüyor. Ama dedim o çarpıntılarım ne, çok kötü oluyorum, halsiz oluyorum. Ya bende ritim bozukluğu var. Ve tabii ki şu anki yapılan tetkikler hani çok detaylı, kapsamlı değil. Bana kimi önerdi? Böyle Ahmet Tütüncü Yüksek ihtisastaki doktoru önerdi. Bu ritim bozukluğu konusunda hani iyidir dedi. Hatta bir tane daha söyledi, onu unuttum. Şimdi Mikael'le konuşayım da şu işleri bitirdikten sonra oraya randevu alalım arkadaşlar. Orada da çünkü tam detaylı yapılıyor. Holterdir, efordur, her şeye bakılıyor. Ben zamanında koşu yolu kalp hastanesine yaptırmıştım. Şu anlık bir şey yok ama aslında var. Yani çarpıntım var, ritim bozukluğum var ve korkuyorum, cidden korkuyorum. Sonra psikiyatrise git dedi. Ya psikiyatrik ne alaka? Ya tamam, stres kalbi etkiliyor, o tamam da. Sonuçta ben o ilaçları da kullandım uzun sene. Yine çarpıntım oluyordu. Yani farklı. Öyle. Hadi görüşürüz. Yeni bir günden bismillah diyelim ve günümüze başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma, yaşantıma, arkadaşlarım, evime. Hadi bakalım neler oldu. Şöyle bir bakalım hangi aşamadayız. Bugün neler olacak? İlk önce şu ışığı bir yakalım. Ay kızlar. Üstümden var ya tır geçmiş gibi. Heh, ışığı yakalım. Bu arada fayansı çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Kim böyle istiyorsa evini yenilemek, evine bir şey almak, Allah'ım en güzelini, en iyileri nasip etsin. Böyle var, her tarafına bakıyorum düz mü diye. Gerçi lazer kullanıyorlar. Şu ana kadar her şey harika gitti. 10 numara oldu. Burası böyle plastik mi duracak? Ben havlu panaşı almıştım, metal almıştım. Onu bir soracağım bakayım. Böyle arkadaşlar. Gerçekten bu fayans güzelmiş. O beyazı, beyaz da güzeldi ama bunun ayrı bir havası var bu rengi. Yerlerde aynen böyle. Banyonun dolabı da herhalde 1-2 gün içinde. Bugün de gelebilir, yarın da gelebilir. Bir aksilik olmazsa. Evet. Bu şekilde. Saçlarım yine toz oldu. Yani yanlarında durmuyorum ama o toz geliyor. Şu an var ya, aynı şey gibi oldum. Salonu yaptırırken o alçının tozu var ya, o mermeri şey, fayansı keserken onun tozu da aynı şekilde. İnsan imkanı olsa gitsin yeni ev alsın, sıfır ev alsın. Ondan sonra veya yaptırıp öyle girsin evine. Ama maalesef arkadaşlar şu an bir ev, yani evler aldı başını gidiyor, yani fiyatları biliyorsunuz. Benim niyetim de hep vardı. Baktım alamayacağım. Dedim Aysun yavaş yavaş evini yaptır. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Hani neden sıra sıra? Tabii ki bunu prim için, sırf video etkileşimi için olduğunu yazan da olmuştu. Geçen videolarda. Öyle bir şey olamaz. Şu eziyet çekilmez arkadaşlar. Öyle bir şey yani yok. Ben sadece artık biz burada bir aileyiz. Hani rahatlıkla artık böyle içimi döküyorum size. Bütçemiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ben zaten videolarım çok izlenmiyor. Ben buradan çok fazla bir, Allah'a şükür tabii ki kazanıyorum ama ben öyle yüksek kazançlar elde etmiyorum. Kızlar izlenmelerimi zaten görüyorsunuz. Evet 42.600'üm hatta 700'üm, 43.000 az kaldı. Normalde bu yükselmelerde izlenmelerin çok yüksek olması gerekiyor ama hep benim yemek tariflerime geliniyor. Shorts kısmı abone oluyorlar, bu kadar. Benim günlük vloguma bakmıyorlar. İkisi bağlantılı olduğu için. Keşke izlenmelerim 20.000 üstü olsa. Ben de emeğimin karşılığını alsam, tabii ki alıyorum ama keşke emeğimin karşılığını alsam. O yüzden bütçemiz doğrultusunda ilerliyoruz. İşte banyo yaptırdım.
Belki sürpriz bir şeyler daha olabilir. Dur bakalım, kafada bir şey var. Ama yani bu kadar, yaptırabileceğim bu kadar. Gönül ister ki, hani ben salonu yaptırırken de söyledim. Keşke dedim hepsini birden başlayıp çıksam. Yok arkadaşlar, zaten fiyatlar çok yüksek tutuyor. Ben size tam böyle maliyet de vereceğim. Ama şu işler bir bilsin, ondan sonra mutfağı da yaptıracağım. Allah nasip ederse. Allah ömür verirse tabii ki. Rabbim ömür verirse yarına çıkacağımızın garantisi yok. Şuradan bir saatin sonrasının bile garantisi yok. Saniyenin bile mutfak var aklımda. Ama o da düğünden sonra. Çünkü benim mutfakta çok ayrı bir planlarım var. Böyle hani, çünkü burası benim işim. Mutfak benim işim. Keşke, aslında bazen kafa diyor ki keşke şunu yaptırsaydın, ama benim mutfağa hiçbir şekilde şey, yani tek başına altından kalkamam arkadaşlar. O yüzden Mikail'le birlikte ya da Mikail'le paslayacağım, bilmiyorum. Şu an Mikail'i de hiçbir konuda sıkamam. Çünkü düğün var. Zaten bu şeyden sonra bir eşya alışverişlerimiz yavaş yavaş artık, perdedir, halıdır, ev olayları, o kısım doğrultusunda ilerleyeceğiz. Ama şu kısmı çıkartmam gerekiyordu. Allah'a şükür. Şimdi hemen söyleyeyim. Oğlunuzun düğünü var, neden yapıyorsunuz diyecek olanlar var. Allah'a şükür düğünümüzde yaparız arkadaşlar. Şöyle evimizin eksiklerini de hallederiz. Allah canımızı sağ etsin. İnşallah arkadaşlarım düğünümüz de çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Ama hepiniz çok beğenmişsiniz. Ay vallahi o kadar mutlu oldum ki. Tabii ki onu beğenmeyenler olacak, saygı duyuyorum. Çünkü herkesin zevki, rengi bir değil. Kimisi koyu sever, kimisi açık sever. Ama çoğumuz böyle beğenmiş. Hatta bir kere de okudum yorumları. Allah razı olsun. İnşallah böyle isteyen arkadaşlarımız da varsa, evini yenilemek, tadilat yapmak, Allah kolaylık versin ki var. Hani görüyorum. İnşallah böyle hayalinizdeki, böyle ne istediyseniz o doğrultuda ilerler inşaatınız, tadilatınız. Ama zor, onu söyleyeyim. Cidden çok zor. Evin içinde, eşyanın içinde. Bir de temizleyecek olan benim, bu stresi çekecek olan benim. Ama evde en çok stres yapan çocuklar ve koca. Bakın böyle bir şey de var. Mikail her geldiğinde, evet hani bir şey yapmıyor ama o surat ifadesinden anlıyorum. Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Emre, ne zaman bitecek? Mustafa arıyor. Anne, ne zaman bitecek? Ya bir durun dedim ya. Bitecek. Bir durun da şöyle güzel yavaş yavaş yapıyorlar. Hani çocuklar ve koca böyle psikolojik bazen baskı yapabiliyorlar. Ama yine de destek yani Mikail. Allah razı olsun. Ben şimdi ne öreyim? Ne öreyim ben? Şey yapalım mı? Kahvaltıdan önce. Ay ben erken kalkmışım. Saate bakmamışım. Ana saat 8. Kız erken kalkmışım ben. Normalde ben 9'da kalkıyorum. Bir saat erken kalkmışım. Ama var ya, akşam erken yatıyorum. Ben çalışıyorum ya. Ben yaptığım için çok yoruluyorum. Niye böyle oluyorum ben? Yerim yazsam ki. O zaman ben birazcık işlerimi halledeyim de. Sonra o enginardan, şöyle zeytinyağlı enginar yapalım mı? Benim kahvaltı saatime kadar, 12'de kahvaltı yapıyorum. Yemek olayını hemen erkenden hallediyorum arkadaşlar. Şuranın tozuna bakın. Abo, dün sevmiştim. Şimdi enginar için malzemelerimiz burada, vakumlanmış olan enginarları, limonlu suyunu böyle güzelce yıkadım. Aynen bu şekilde. Bir tane limonumuz haşlanmış. Çok az haşlanmış ama. Bezelye ve havucumuz. Taze soğanımız. Bu ne, eti dereotu. Sonra bir tane portakal ve bir yemek kaşığı nişasta. Ben sonradan baktım tarife, nişastayla portakalı açtıracakmışsınız. Fakat ben nişastayı suyla açtırdım ama bir şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle portakal suyunu da döküyorum içine. Siz öyle yaparsınız. Portakal suyunu dökün. İçine de nişastayı dökün. Bir yemek kaşığı. Bu şekilde. Vallahi bakalım beğeneceğim mi arkadaşlar. Evet, yemeğimiz böyle. Tuzunu falan da ekleyeceğim. Şimdi zeytinyağlı güzel bir enginar yemeği yapalım. Belki çoğunuzun benim gibi ilgisini çekmiyordur ama ziyan edemem. Hepsini değerlendireceğim. Şimdi yapayım hemen, bir an önce yemek olayını ortadan kaldırayım.
Şimdi ocağımın altını yaktım. Kısık ateşe aldım. Zeytinyağını döktüm. Enginarları böyle ters koydum. Ters koyuluyor herhalde bildiğim kadarıyla. Yanlışım varsa da düzeltirsiniz beni canlar. Havucu, bezelyeyi, tuzunu, taze soğanını aynen bu şekilde yaptım. İşte limon suyunu, portakal suyu, nişastayı karıştırdım. Onu kattım. Şimdi kapatıyorum. Kısık ateşte pişireceğim. Sonra soğuduktan sonra da dereotu. Pratik bir yemekmiş. Sevdim bunu. Kız hiç zahmeti yok. Vallahi. Bir de bunun inşallah pilavını yapacağız. Bir arkadaş yazmış. Kuzu etiyle. Ben kuzu etini sevmiyorum da normal böyle etsiz yapalım biz. Bir günde onu yaparız. Şimdi ben şuraları bir toparlayayım. Valla tripotum bile toz içinde. Ustamız da daha gelmedi. Onu bekliyorum. Şunları hemen makineye yerleştireyim. Şimdi ustamız geldi. Ustamız da Vanlı arkadaşlar. Eşi de böyle yani sürekli tandır ekmeği yapıyorlarmış. Normalde başka bir ekmek zaten yiyemiyorlarmış. 3 tane de çocuğu var maşallah. Dün birazcık da böyle konuştuk. Hatta kendisi de böyle yemek yapmayı çok seviyormuş. Dedim açsın bir kanal. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hani fikir veririm. Ondan sonra şöyle ustamız da hatta dedi dün yaptık dedi. Bilseydim getirirdim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ellerine kollarına sağlık. Ama diyetteyim. Şöyle çok az bir göz hakkı alacağım arkadaşlar. Bunu Mikail görünce de çok sever. Köyde yan komşuları sürekli yapar. Her yaptıklarını da getirirdi anneme. Evet, tandır ekmeklerimiz. Buradan Vanlı arkadaşlarıma, Van'dan seyreden tüm takipçilerime selamlarımı yolluyorum. Elleri kolları da dert görmesin. Elimde de katalog. Yine Aysun neler yaptı. Şöyle Belinza'yla ne bu iki tane isim yazdı Adem'i. Bunları da internet şeyde sitelerine bakacağım. Dolaplara bakacağım. Şimdi ben A101'e geldim. Şöyle bir bakacağım. Bakayım bu hafta bir şeyler geliyordu. Güzel ürünler. Onlara bakalım. Sonra hemen eve gidelim. İnşallah kalmıştır. Bu haftaki A101'in üründe bakın size göstereceğim. Pratik tavuk didikleme. Çok amaçlı parçalayıcı. 59-60 TL. Şöyle sürahiler gelmiş. Güzel bakın. Şunları da çok beğendim. Reçellik. Çok güzel değil mi? Bu 79-90 ama pahalı mı kız? Altılısı. Ne? Ha. Bak bunlar güzel oluyor. Ben de o zamanlar buradan almıştım. Güveç fırın seti. Şöyle bir borcam gelmiş. O gelen güzel yemek şeyleri maalesef bitmiş. Şu tuzluklar. Çok hoş değil mi? Şöyle yemek tabakları kızlar. Bakın. Yalnız bunlar bir şey söyleyeyim mi? Dolapta çok aşırı ağırlık yapıyor. Şunlardan. Şöyle. Saat. Şu ne kadarmış? Kapalı servis tabağı. Şu havlu asmak için. Tuvalet kağıdı asmak için. Şunlar da şey düzenleyiciler. Şu ilk iki sepet herhalde. Bu ne? Takılık. Dört bölmeli. Açar mısın anlayalım? Bunu anlamadım. Duydun mu? Takı organizeri. Ha cam. 34.90. Cam olması iyi. Bu Mika. Bu daha uygun. Şöyle saklama kabı seti 59. Şunun renkleri güzelmiş. Bunlar da hoş. Şöyle 12.90. Şöyle. Uydu mu? Yani. Bunda kalp var. Şöyle salataya koy. Böreği koy. Salata ve börek. Şu ne? Ha, bu da ikili bambu. Herhalde bunlar da bu haftanın değil mi? İnşallah yanlış göstermiyorumdur. Şöyle servis geçleri var kızlar. Plastikler var. Süzgeçler var. Herhalde bunlar geçen haftadan kalma. Ay ben buradan şunu aldım ya kırık çıktı. Bu da
Takı organizeri şu. Hadi bakalım eve gidelim. Aysu yine böyle antin kuntin bir şey buldu. Zaten ben bunu gördüm. Instagram'da sürekli böyle reklam veriyorlardı. İşte tavuk didikleme aparatı. Buna tavuk didikleyeceğiz. Tavuk aldığım zaman didikleyeceğim arkadaşlar. Dur şimdi göstereyim size içini. Kimler aldı bundan? Veya alıp da kullanan var mı? Ay, ay zor çıkardım. Kız bakar mısınız? Bu ne aynı uzay mekiği gibi. Yo ters koydum. Ha şöyle. Şöyle. Allah Allah. Dedikler mi bu? Tavuğu koyuyorsunuz. Sağa sola çeviriyorsunuz. Ay deneyeceğim ama şu tavuk alayım da. Bunlar ne? Buralarını mı koyuyor acaba? Bunu anlamadım. Uzay mekiği. Devrildi. Bunu aldım. 60 TL diyeyim ben size. Küsuratlı. Ay dur kızlar. Şimdi şu tuzluklar benim çok hoşuma gitti. Bakın. Fiyatı da 6 TL. Küsuratı var mıydı? Tekrardan videoya bakayım. Veya faturaya bakayım. Bunun burası niye böyle? Ama götürmeyeceğim geri. Olsun. Şimdi. Bu benim. Bu kaynanamı. Bu Ayşe Nur'u. Bu Yelda'nı. A101'den tüm aile tuzluk almışımdır. Yani A101 ganimetlerimiz de bunlar. Ay şunu çok merak ettim. Aldınız mı siz de? Hele bir yazın bakayım. Gerçekten tavuğu didikliyor mu? Kullanım kolay. Pratik tavuk didikleme. Şu kullanım. Eti hazneye koy. O şeyler ne şunlar? Şunlar nereye koyuluyor? İçindeki. Onu bana yazsanıza arkadaşlar. İçindeki şeyi anlamadım. Öyle. Hadi bakalım ben kalkayım. Dün hastaneye giderken bir konuşmada şey demiştim böyle sonunda. Bir konu hakkında da değineceğim. Bu misafirlikle alakalı. Geçenlerde birisi yazmıştı. Bunu valla söylemek istiyorum böyle. Böyle de düşünenler varsa ki çok olduğunu zannetmiyorum. Artık beni çok iyi tanıyorsunuz. İşte misafir almıyorsunuz. Misafir sevmiyorsunuz. İşte kimse evinize şey yapmıyorsunuz. Eviniz batmasın gibi saçma sapan şeyler yazmış. Kaldırdım o yorumu. Hatta engelledim de herhalde o kişiyi. Ben gerçi çok fazla kişiyi engellemem. YouTube kanalında genelde neden böyle bir şey var, böyle bir düşünce var? Çok misafir alan çok mu iyi oluyor? Çok misafir alan çok mu mükemmel bir insan oluyor? Etkileşim için almadığını nereden biliyorsunuz? Etkileşim olsun. Çünkü misafir videoları gerçekten izleniyor. Etkileşim için, görüşmek için görüşmem arkadaşlar. Ben evime sevdiğim, saydığım insanlarla görüşüyorum. Zaten görüyorsunuz beni. Ben görüşmeye kalksam. O kadar çok kişi var ki. Ama ben artık şu saatten sonra bana iyi gelen insanlarla görüşüyorum. Görüşmek için görüşmem. Etkileşim için misafir çağırmam ve misafirliklere de koşa koşa gitmem. Bir sürü arkadaşım var, bir sürü. Ha mesela görüyorum. Aa işte ben geliyorum. İşte hani isim vermeyeyim. Tabii ki hemen gel diyecek bana, gelme demez çünkü biliyorum. Yani oho gitsem o kadar çok şey var ki. Ama nedense YouTube'da çok misafir alan, çok mükemmel, çok iyi. Zaten öyle de bir hissiyat veriyorlar ki bu tarz böyle çekim yapan insanlar. Tabii ki aynen benim gibi olan da bir sürü YouTube'cu arkadaşlarım da var. Sevdikleri, saydıkları arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Herkesle ben görüşemem. Ben mesela evime çağırdıklarım da var. Bir kere bile bana gel demiyorlar. Ondan sonra ben niye çağırayım geldiğim? Pardon. Hadi 2-3 kere de çağırdıklarım var. Bir kere bile Aysun gel bir kahve içelim demezler. Zaten onları ben zaten yani yine görüşüyorum, konuşuyorum ama onlar şöyle bir köşede. Ama bir o kadar canım ciğerim gibi sevdiğim arkadaşlarım da var. Herkesin işi gücü var arkadaşlar.
Zaten onlar bana bir alo dese ben masayı donatırım, yağdırırım. Benim de nasıl misafir ağırladım biliyorsunuz. Hem misafir ağırlamak şöyle bir şey. O masayı donatırsın ama ne bir yüzün güler. O elektriği veremezsin evine gelen kişiye. Onlar yani o farklı bir şey. Ama ben bir zeytin, bir peynir de koysam güler yüzümü eksik etmem. Zaten yeme içme problem değil. Herkes evinde yiyip içiyor. Tabii ki evimize gelen misafirleri de hani bir şeyler böyle hazırlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince arkadaşlarım. Ben zaten yeme arkadaşlığını sevmiyorum. Yeme arkadaşlığını sevmiyorum cidden. Benim evime beni görmek için bana değer veren arkadaşlarımı ben daha çok seviyorum. Zaten de ya şeyde değiliz yani evimize gelene de kahvemizin yanında çikolatamızı koyuyoruz. İşte atıştırmalarını koyuyoruz. Canları sağ olsun benim misafirlerimin. Sonra haberle gelen arkadaşlarıma kahvaltı olsun. İşte öğleden sonra çay olsun. Her şeyi böyle bol bol yaparım yesin. Benim evime gelen doyup gitsin arkadaşlar evine. Aysun niye misafir sevmesin? Her günlere katılmam mesela. Günlere asla katılmam. O benim için bitmiştir. O bilmiyorum bakın misafire hazırlık yapıyorum o gün olduğu zaman bir strese giriyorum ben. Niye ki acaba kız normalde misafire hazırlığımızı yapıyoruz gülü oynaya güzel bir şekilde. Ama gün olayı olunca o gün sana gelince kaç gün öncesinden temizliğini yapıyorsun. Hazırlıkları yapıyorsun. Vallahi yoruluyorsun. Bana göre gün aslında nasıl olmalı biliyor musun? Bak şimdi buradan da farklı anlam çıkartmasın bazı kişiler. Günü aslında... Şöyle dışarıda bir kafeye gideceksin veya bir hani yemek yiyeceğim bir yere. Orada arkadaşlarına oturacaksın. Şöyle hoş sohbet, çayını kahveni içeceksin. Çünkü böyle yapan birçok kişi var. Ondan sonra evine döneceksin. Böyle her ay değişik bir yere gideceksin. Böyle hani gezeceksin. Mesela böyle olursa hani katılmayı düşünürüm. Ama ay dur şimdi bunu dedim. Siz evinize misafir sevmiyorsunuz. Hayır evime misafir seviyorum. Ama... etkileşim için görüşmem arkadaşlar. Yani sırf etkileşim için. Aa Ayşe sen gel. Aa Fatma sen gel. Aa işte Sevilay sen de gel. Gibi gibi. Hani aa bundan işte misafir videoları çok izleniyor gibi gibi. Asla yapmam arkadaşlar. Yani çok misafir alan da çok da mükemmel insanlar YouTube için söyleyeyim. Olmuyor. Diyeceklerim bu kadar. Kimler bana katılıyor? Neyse bu konu uzar gider. mesela birisi var seyrediyorum. Evin arkadaşları gelir. Çok böyle nadir görüştü, sevdiği, saydı bir arkadaşları geliyor. O da aynı şekilde. O kişiye de bakıyorum. Sürekli böyle herkese görüşmüyor. Ve bunun gibi birçok YouTuber var. Ama bir o kadar da parantez içinde. Sırf etkileşim izlenmek için misafir çağıranlar da var. Ucu açık. Ben ortaya konuştum. Kim üstüne alırsa alırsın. Ya ay vallahi kız gına geldi ha. Misafir sevmiyorsun, misafir sevmiyorsunuz. İşte çocuk, eşiniz koltukların üzerinde oturup neredeyse oturtmayacaksınız gibi gibi. Ne alaka ya? İşte masanın, sehpanın kenarlarında oturuyorduk ya. Ya biz seviyoruz yerde oturmayı. Yerde oturup böyle hani orada çayımızı içiyoruz. Biz hayatımızdan memnunuz da böyle düşünen insanlara ne oluyor onu anlamıyorum. Yorum yapmak hakkınız, yapacaksınız. Ama bazı yorumlar olmadık şeyleri kafanızda kuruyorsunuz ve söylüyorsunuz. Uzun lafın kısası bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir. Öyle bir insan değilim arkadaşlar. Zaten beni az çok tanıyorsunuz. Şimdi ustamızın işi bitti. Banyoyu göstereceğim size. Şerbetini verdi. Bir şu halini paylaşayım. Bu arada ben şeylerin kartonların üzerindeki kodları da kopardım. Onları da göstereceğim. Ekran resmini alırsınız ama bir sonraki videoda göstereyim ben. Beğenilerinizi de yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin arkadaşlarım. Beğeniler ve yorumlar çok olduğu zaman etkileşime giriyor kanal. Sizleri çok seviyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım. Sizleri de kanalıma davet ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Canlarım benim. Şimdi hemen banyoyu göstereyim. Sonra da orada videoyu kapatalım. Ara ders verildi. Şerbeti verildi. Bitti. Kapı da şurada bitiyor. Şuradan itibaren fayans başlayacak. Buranın fayansları başlayacak. Aynen böyle üstüne basamıyorum arkadaşlar. Şu gider yeri. Şöyle. Gider yerleri özellikle rica ettim.
hani böyle kenarları böyle sanki kırıkmış gibi durmasın, hani böyle güzel dursun. Bakın güzel yapmış. Şuraları doldurdular. Her taraf güzel şerbet verildi. Zaten sonradan güzel bir şekilde yıkanacak, temizlenecek. Foşur foşur temizlik yapacağız. Hazır olun. Şuralar bir bitsin. Sonra en son dekorunu yaparız arkadaşlar. Kolay çıkar dedi. Ben hatta bir tane de fırça alayım. Hatta fırçam da biraz eskimişti. Böyle arkadaşlar, derz de verildi. Her şey tam böyle düzgün doğrultuda. Öyle yamuk falan değil. Şu anahtarlıkları koyacağım. Şimdi kızlar, ben beyaz anahtarlık aldım. Grin üstüne beyaz. Siyah almayayım değil mi? Yani değiştirmeyeyim. Beyaz. Dolap da beyaz olacağı için hani beyaz alayım dedim. İyi mi yaptım sizce? Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Anahtarlık yerini. Yarın monte oluyor. İnşallah dolap da gelir. Monte de olur. Kapı da takılır. Ben de şöyle temizlerim. Ondan sonra şurası yapılacak. Dün de söylemiştim onu. Belki sabah da söyledim. Bilmiyorum. Tavan da boyanacak. Böyle.